İyi akşamlar Mercan TV izleyicileri. Adıyaman'da eğitim programına hoş geldiniz. Bu akşam Mevlana ve eğitimle ilgili konuşacağız. Değerli konuklarım var. Bu akşamki konuklarım Cumali Tekin Edebiyat Öğretmeni, yine Edebiyat Öğretmeni Fatih Yoldaş Hocam. Cumali Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Fatih Hocam siz de hoş geldiniz. Bu akşam Mevlana'dan, Mevlevilik'ten ve Mevlevilik'te neyin önemiyle ilgili, değerli konuklarımızla ilgili konuşacağız. Öncelikle Cumali Hocam'a dönmek istiyorum. Cumali Hocam, Mevlana kimdir? Mevlana'nın coğrafyamız üzerinde etkileri nelerdir? Bize Mevlana ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Evet, Ramazan Hocam, öncelikle size ve sevgili Mercan TV izleyicilerimize iyi akşamlar diyorum. Genel anlamda baktığımız zaman Mevlana toplumumuz içerisinde bir mutasavvuf, bir din adamı, din önderi olarak görülmekte. Tabii ki Mevlana bir mutasavvuftur, bir din alimidir. Ama Mevlana'yı bunlarla sınırlı tutmak, Mevlana'ya çok büyük bir haksızlık yapmaktır. Çünkü Mevlana sadece bir din alimi ya da bir mutasavvuf değildir. Mevlana aynı zamanda bir sosyologtur. Mevlana aynı zamanda bir psikologtur. Mevlana ki en büyük kimliğiyle bir şairdir. Ve yine Mevlana en büyük özelliklerinden birisi de Mevlana bir bilim adamıdır. Mevlana'yı bir topluma mal etmek de çok büyük bir yanlıştır. Mevlana Türk toplumunun bir değeri midir? İran toplumunun, Fars toplumunun bir değeri midir? Veya işte Batı'nın bir değeri midir? Bununla ilgili bir sınırlama getirmek de Mevlana için çok büyük bir yanlıştır. Neden? Çünkü Mevlana'nın dili evrensel bir dildir. Mevlana'nın söyledikleri hiçbir zaman canlılığını kaybetmemiş ve günümüzde dahi bütün varlığını korumuş evrensel ifadelerdir. Ve dolayısıyla hem batılı müsteşrikler hem doğulu müsteşrikler Mevlana'nın büyüklüğünü anlayıp ve Mevlana'nın eserlerini ve düşüncelerini, Mevlana'nın mefkûresini yine gerek üniversitelerinde ve gerekse diğer okullarında bunları ders halinde okutmuşlardır. Şimdi Mevlana'nın bu özelliklerini düşündüğümüz zaman Mevlana'nın yine sadece Müslümanlara hitap ettiğini söylemek de yanlış olur. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in iptidanamesindeki ifadeye göre Mevlana'nın cenazesinde hem Yahudiler, hem Hristiyanlar, hem Müslümanlar ve hatta diğer dinlere mensup insanlar bir arada Mevlana'nın cenazesine katılmışlardır. Bu da yine Mevlana'nın görüşlerinin evrensel olduğunun bir göstergesidir. Diyor ki İptidaname'de oğlu Sultan Veled, Mevlana Yahudilerin Musa'sı, Hristiyanların İsa'sı ve Müslümanların Hazreti Muhammed'in nuru olarak değerlendirdiklerini ifade etmiştir. Evet, Mevlana'nın bir hayatıyla ilgili söyleyeceklerim var. Biraz bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Mevlana 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde bulunan Horasan vilayetinin Bel kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası Sultan Bahauddin Veled, Mevlana gibi büyük bir bilgindir, alimdir. Döneminde çok sevilen bir zattır. Ve burada rivayetler farklılık arz etse de genel anlamda Bahauddin Veled'in Mevlana daha 7 yaşındayken Moğol istilasından uzaklaşmak için önce Hicaz'a, daha sonra Hicaz üzerinden Malatya'ya, Malatya'dan Erzincan, Erzincan'ın üzerinden de Karaman'a yerleştikleri ifade edilmektedir. Mevlana tabii ki Karaman'da ilk eğitimini alıyor ve 18 yaşına kadar Mevlana 18 yaşına kadar Karaman'da babasıyla beraber hayatını idame ediyor. 18 yaşında Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın teklifi üzerine babası Bahauddin Veled çocuklarını da alarak, Mevlana ve diğer çocuklarını da alarak Konya'ya yerleşiyor. Her ne kadar Alaaddin Keykubat saraya yerleşmesini
Konya o dönem Selçukluların da başkentiydi. Başkentiydi, evet. Yani padişah hükümdarın Alaaddin Sultan Aya Alaaddin Keykubat'ın işte saraya yerleşmesi konusunda ısrar etmesine rağmen belki de Bahauddin Veled'in bu mütevazi ve mutasavvuf kimliği böyle bir hayatı yaşamasına engel olmuştur diyebiliriz. Daha mütevazi bir hayat yaşayabilmek için saray yakınında bulunan medreseye yanında yaptırılmış olan eve yerleşerek oradaki medresede sohbetlerine, ilim sohbetlerine devam etmiştir. Ancak Konya'ya yerleştikten kısa bir süre sonra Bahauddin Veled hayatını kaybetmiştir. Ve oğlu Mevlana, ki Mevlana'nın asıl adı Muhammed'dir. Kendisini ifade ederken, ismini söylerken Muhammed bin Muhammed bin El Hüseyni şeklinde ifade etmiş. Ama Celaleddin Mevlana'nın lakabıdır. Aynı şekilde Celaleddin Rumi ifadesi, Rumi yani Anadolu'lu olduğu için Rumi ifadesi kullanılmıştır. Hatta Mevlana için Celaleddin Belhi, yani Belhi şehirli olduğu için Belhi veya Celaleddin Horasani gibi ifadeler de özellikle peki, Doğu Cumali Hocam, tarafında kullanılır. Asıl ismi Muhammed. Mevlana yine müritlerinin saygı amaçlı Efendimiz anlamında kullanılan bir kelime. Yine müritlerinin ve çevresinin kendisine Efendimiz şeklindeki hitabıdır diyebiliriz. Mevlana Efendimiz demektir. Dolayısıyla saygı anlamında kendisine verilmiş bir ünvan olarak düşünülebilir. Asıl tanınması Konya'ya yerleşmesinden sonra mı? Zaten bahsettiğim gibi Ramazan Hoca, babası Bahauddin Veled de çok büyük bir din alimiydi. Yani babasının sohbetlerine de büyük bir katılım söz konusuydu. Dolayısıyla babası bu anlamda ders aldığı hocalar, babasından ders, ki Mevlana'nın ilk hocası babası olarak kabul edilir ve ondan dersler almıştır. Daha sonra hocası Şerafettin'den ders almıştır ve hatta 18 yaşındaki rivayete göre 18 yaşına geldiğinde Mevlana hocası Şerafettin Efendi'nin kızı Gevher Hatun'la bir izdivaç gerçekleştiriyor. Daha sonra Mevlana bu Gevher hanımı Gevher Hatun vefatından sonra yine bir başka izdivaç gerçekleştiriyor ve 3-4 tane çocuğu dünyaya geliyor. Biz daha çok kaynaklarda Sultan Veled'i biliriz. Sultan Veled'i bilmemizin sebebi de şudur. Sultan Veled hem şairlik yönü hem alimlik yönü ve yine en büyük özelliği de Mevlevi tarikatının asıl kurucusu olarak kabul edildiği için daha çok Sultan Veled'i biliriz ama Alaaddin de yine Mevlana'nın diğer çocukları arasındadır. Mevlana Türk edebiyatına çok büyük katkısı olan eserler bırakmıştır. Bunların başında hepimizin de bildiği gibi Mesnevi gelmektedir. 26 bin beyitten müteşekkil olan bu Mesnevi'de küçük küçük hikayeler anlatılır. Ve Mesnevi aslında bazı müsteşriklere göre Mesnevi Kur'an-ı Kerim'in tefsiri şeklinde ifade edilir. Ancak Mesnevi'yi incelediğimiz zaman, ki bununla ilgili birçok yüksek lisans çalışması yapılmış, doktora çalışması yapılmış, birçok makale hem uluslararası hem yerel birçok kaynak söz konusu çalışma yapılmıştır bununla ilgili. Mesnevi'nin en büyük özelliği aslında toplumsal hayatı, sosyal hayatı düzene koymanın öğütlerini içeren bir kitaptır. Dolayısıyla Avrupa'nın istifade ettiği kadar, Batı'nın istifade ettiği kadar, Amerika'nın istifade ettiği kadar maalesef biz Mesnevi'den yeteri miktarda istifade edemiyoruz. Bunun çeşitli sebeplerini sayabiliriz, politik sebeplerini söyleyebiliriz, ideolojik sebeplerinden bahsedebiliriz ama aslında konuşmamın başından da bahsettiğim gibi Mevlana'da ideoloji veya işte politik bir şey söz konusu değil. Mevlana tamamen bir görev adamıdır. Ve dolayısıyla toplumu düzene sokmak, toplumda sosyal düzeni sağlamak için bunları ortaya koymuştur Mevlana. Ve yine Divan-ı Kebir adında büyük bir divanı, ki burada da çok hacimli bir divandan söz edebiliriz. Buna Divan-ı Şems de denilir. Divan-ı Kebir de denilir. Dolayısıyla bu divanda da daha çok gazel ve rubailerini görüyoruz. Daha sonra rubailere ayrı olarak yayınlanmış ama divanı genellikle gazel ve rubailerden oluşur ve divanlarda
Mevlana divanında, Mevlana'nın hayatında çok önemli bir yeri olan Şems mahlasını kullanılır veya Hamuş, işte suskun, susmuş mahlaslarını kullanır ve bu da Mevlana'nın aslında Şems'e verdiği ehemmiyetin göstergesi. Tabi Mevlana Şems'le tanışmadan önceki hayatı ve Şems'le tanıştıktan sonraki hayatı diye Mevlana'nın hayatını iki şekilde incelemek gerekir. Dilerseniz Cumali Hocam, buradan Fatih Hocam'a döneyim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Şems öncesini anlattınız. Evet. Fatih Hocam, şimdi Mevlevilikte ney? Önemli bir enstrüman. Evet. Bize neyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle ney hakkında bilgi vereyim biraz. Yani ney nedir, neyden yapılır, tarihi nedir? Daha sonra Mevlevilikle ilgili olan kısma geçelim. Ney, kargı denilen bir kamış cinsinden yapılıyor. Geçmişi milattan önce 4000'lere kadar, yani Sümerlere kadar uzanan bir geçmişe sahip. Bu kamışlar daha çok sulak bölgelerde, işte Akdeniz ikliminde, Ege ikliminde yetişen kamışlar. Türkiye'de yetişiyor mu bu kamışlar? Evet, özellikle Hatay, Samandağ bölgesindeki kamışlar en kaliteli kamış olarak ifade edebileceğimiz kamışlardandır. Her ney 9 boğumdan oluşur. Yani bu her bir kısım bir boğum sayılıyor. Toplamda 9 tane boğum vardır. İnsanın da vücudunda 9 tane işte hava çıkış yerinin olduğu söyleniyor. Bu bakımdan insana da benzetilir. Hatta insan sesine en yakın ses diye de ifade ediliyor. Bunun yanında ön tarafta 6 tane, arka tarafta da 1 tane olmak üzere toplamda 7 delik vardır. Bu da tasavvuftaki 7 mertebeyi ifade eder. Şu son ve baş kısımlarında neyin çatlamasını önlemek için parazvanı adı verilen 2 tane metal sargı tarzında yapılmış kısımlar var. Bunlara parazvane deniyor. Ayrıca diğer ülkelerden farklı olarak yani sadece ülkemizde görülen bir parça şu kısım, yani şu siyah olan kısım, buna başvara adı veriliyor. Daha önceki dönemlerde, yani eski dönemlerde, henüz plastiğin çok gelişmediği dönemlerde, olmadığı dönemlerde bu parça manda boynuzu denilen, işte mandalarda bulunan boynuzlardan yapılıyordu. Daha sonra plastiğin, özellikle kaliteli plastiğin çıkmasından sonra plastikle de hemen hemen aynı tınıyı alabiliyoruz. Bu şekilde bir geçmişe sahip. Şimdi ney çalarken ney çalmak değil de ney üflemek tabiri vardır. Buradan da bir tasavvufa yol açılıyor. Neyin Mevlevilikteki önemi aslında Mevlana'nın Mesnevisinin ilk 18 beytinde neyden bahsetmesinden kaynaklıdır. Bu bakımdan ney Mevlevilikte büyük bir önem teşkil etmektedir. Ondan biraz bahsedelim. Bu bakımdan neyi bir şerifli, değerli bir şey olarak görmüşlerdir. Nay-i Şerif adını da vermişlerdir. Mevlana mesnevisine ilk başlarken Farsçasını söyleyeceğim. Daha sonra açıklamasını yapacağım. Bişnev inney çün hikayet mi konet? Ez cüdayiha şikayet mi konet? Dinle bu ney nasıl şikayet ediyor? Ayrılıklardan neler hikaye ediyor? Şeklinde başlıyor. Ve bu 18 beyitte de özellikle ney ve İnsan-ı Kamil arasında bir bağlantı kuruyor. Yani aslında neyden kasıt? Yani neydeki boğum sayısı, kamil, oradaki delik sayısı, aslında bunlar hep insanın özelliklerinden evet, yola çıkılarak evet, yapılmış. O şekilde yani ney aslında insanı ifade eder. Elest meclisinde de bir gönderme yapılmış burada. Nasıl ki bu kamış biliyorsunuz kamışlıkta yetişiyor. Sulak bir alanda. Bu kamış koparıldıktan sonra bir hüzün çekiyor, acı çekiyor. Bu şekilde tarif edilmiş. Yine insanlar da biliyorsunuz ruhlar yaratıldıktan sonra Allah Elest Meclisi'nde kullarına soruyor. İşte Rabbiniz kimdir diye. Kalu bela işte Rabbimiz sensin şeklinde ve sensin şeklinde bir cevap veriliyor. Bu bakımdan neyde insan arasında bir bağlantı kurulmuş. Devam edelim. Bir iki parçadan devam edelim. Ateş est in bangu nâyi nisbat. Her ki in ateş nedaret nisbat.
Şu neyin sesi ateştir, hava değildir. Her kimde bu ateş yoksa o kimse yok olsun. Şimdi ilk koparıldığında yeşil renkte olan bu ney? Daha sonra 1-2 yıl bekledikten sonra sarı renge dönüşüyor. Ve üfleme ile birlikte bunun rengi içten başlayarak kararmaya başlıyor. Yani insan da ilk doğduğunda boş bir, bunun gibi boş bir çubuk gibi düşünelim. Eğitile eğitile, yaşaya yaşaya olgunlaşıyor. Ve daha sonra insan-ı kamil dediğimiz mertebeye ulaşıyor. Yani hamdım, piştim, yandım şeklinde. Mevlana da tamamen felsefesinde insanın olgunlaşması üzerinde bir felsefe yürütmüştür. Evet. Ondan dolayı da ney önemli bir enstrüman. Peki Fatih Hocam, buradan seyircilerimize bir ney çalabilir misiniz? Cumali Hocam tabii. Da eğer şeyse tabii şiir eşliğinde. Tabii ki Ramazan Hocam, neden olmasın. seyircilerimiz de inşallah memnun kalırlar. Mevlana'nın yine tabii bütün şiirleri orijinalde Farsçadır ama biz bunların daha çok çevirisi üzerinde duruyoruz. Mevlana'nın meşhur Etme şiirini Fatih Hocam'la beraber ney eşliğinde. Mevlana'nın Etme. Etme şiiri. Fatih Hocam'ın ney eşliğinde terennüm etmeye çalışacağız. Tamam. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir gönle meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüye kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan kişi. Sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evine kast ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yok ise eğer, öyleyse ne diye aşka hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehrediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Sen aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme. Sağlık hocam. Rica ederiz hocam, sağ olun. Cumali hocam, Mevlana'nın Şems'le tanışmasından önceki dönemden bahsettik. Evet. Şems döneminden biraz bahsedelim. Evet. Ramazan hocam, Mevlana'nın belki günümüze ulaşması, Mevlana'nın belki bu kadar değer bulması, hem batıda hem doğuda Mevlana'nın bu kadar beğenilmesi, bence bunun en büyük katkısı Şems'tir tabii ki de. Neden diye soracak olursanız, Mevlana ilim deryasıydı. İlimde yani hem Arapça ve Farsça'ya mükemmel bir şekilde haiz, aynı şekilde dini bilgileri tam anlamıyla kavramış ve hitabet özelliği çok güçlü olan bir zattı Mevlana. Ve çevresi tarafından sohbetleri can kulağıyla dinlenirdi. Ancak Mevlana hiç kimsede olmayan bir şey buldu Şems'te.
Bu da bir davranıştır ki biz buna tasavvufta hal ilmi diyoruz. Yani yaşam ilmi, yani davranış ilmi diyoruz. Peki Mevlana'nınki neydi? Mevlana'nınki söz ilmiydi. Yani bilgiydi Mevlana'nınki. Rivayetlerde şöyle geçer bu konuda. Mevlana bir gün havuzun kenarında oturmuş, elindeki defteriyle, kitabıyla ilgilenirken Şems yanına gelmiş, ne yapıyorsun sen demiş. Mevlana da bilgi öğreniyorum ama sen bunu anlamazsın demiş. Şems de Mevlana'nın elindeki kağıtları ve kitapları tutarak havuzun içine atmış. Mevlana büyük bir telaşla havuzun içindeki kitaplarını alarak incelemiş ve hiçbir sayfanın tek bir harfi dahi bozulmamıştı. Mevlana büyük bir şaşkınlıkla Şems'e bu nedir diye sordu. Şems tebessüm ederek bunu da sen anlamazsın dedi. Evet, işte Mevlana'yı Şems'e hayran bırakan hadiseleri de, buna benzer birçok hadise vardı. İşte Mevlana Şems'in bu aslında tasavvufi ilmi elde edebilmek için Şems'le beraber vakit geçirmeye başlıyor. İlim sohbetlerinden kendini soyutlamış. Girdiği odada sadece oğlu Sultan Veled ve bir talebesinin müsaade edildiği odaya girilmeye ve diğer durumların tamamında, zamanların tamamında hemen hemen Şems de yalnız kalarak ondan... Yani bu sürenin hal 10 gün, ilmini, 20 gün, 40 güne kadar Şems ile... uzun bir süreden uzun bir bahsediyoruz, süre. Evet. Yani normalde kaynaklar Şems'in Mevlana ile geçen süresini 2 yıl olarak ifade ederler. Bazı kaynaklar 1,5 yıl olarak ifade ederler. Bazı kaynaklar iki dönemden işte 1,5 yıl, 3 yıl şeklinde ifade ederler. Şems de çok uzun bir zaman geçirmemiş Mevlana ama Mevlana ile arasında çok büyük bir bağ söz konusudur. Şunu yine İptidaname'de Sultan Veled şu şekilde anlatıyor. Hazreti Musa ile Hızır, yani Hazreti Musa bir peygamberdir ama Hızır'dan İlm-i ledün bilgisini almaya çalışmıştır. İşte Mevlana'yı Hazreti Musa'ya benzetmiş, Şems'i de Hızır Aleyhisselam'a benzetmiş. Yani Mevlana'nın büyüklüğünü bu şekilde ifade ederken, Şems'in Mevlana'ya olan katkısını da bu şekilde anlatmaya çalışmış. Oğlu Sultan Veled yine İptida adlı eserinde. Tabii bu dışarıya karşı olan ilgisizliğinden dolayı Mevlana'nın müritleri, yakın çevresi Şems'e karşı tavır almaya başladılar. Bir kin beslemeye başladılar. Bunun farkında olan Şems, hayatının tehlikeye girdiğinin farkında olduğu için birdenbire gözlerden kaybolarak uzaklaşıp gidiyor. Yani halk Mevlana'yı istiyor. Mevlana da bütün yoğunluğunu Şems'le zaman geçirmeye verince aynen Ramazan Hocam. Halk Mevlana'nın ilminden uzak kalıyor. Tabii, bundan dolayı da evet. Bunun neden olarak da Şems'i gösteriyorlar. Şems'i yani olarak, Şems'i Tebrizi'yi. Evet. Tabii ki Şems'in bunu tek engeli olarak gördükleri için yani tabii söylentilere göre onu ortadan kaldırmak, onu kovmak, hatta bazı rivayetlere göre onu darp ettikten sonra Şems'in gittiği ifade ediliyor. Son itibariyle Şems gidince Mevlana daha münzevi bir hayat, yalnız bir hayat yaşamaya. Yani tabiri caizse ben şuna benzetirim. Nasıl ki okuldan Leyla'yı annesi ve babası alınca Mecnun kendini çöllere bırakıyorsa, Mevlana da Şems gidince kendini odaya hapsediyor. Buradaki aslında şey bu. İkisi de hayalleriyle yalnız kalmak için kendilerini münzevi bir hayata bırakıyorlar. Fakat çevre bu durumun daha vahim olduğunu düşündüğünden, Mevlana'nın çok üzüldüğünü, hatta hiç dışarı çıkmadığını görünce onu getirmek için çaba sarf ediyorlar ve Şam'da olduğunu öğreniyorlar. Mevlana Şems'e birkaç mektup yazıyor ama Şems dönmeyi kabul etmiyor. Sonra oğlu Sultan Veled'e ricada bulunuyor ve oğlu Sultan Veled'i Şam'a göndererek Şems'i getirtiyor. Yani ikinci Şems dönemi başladı. Başladı, evet. Yine aynı şekilde Mevlana Şems deva zamanının tamamını Şems'te geçiriyor. Ondan o ledün ilmini, o hal ilmini öğrenmeye çalışıyor. Ve bu duruma yine çevre tepki göstermeye başlıyor. Hatta bazı rivayetlere göre kesin çözüm olarak, bazı kaynaklara göre kesin çözüm olarak Şems'i ortadan kaldırma fikri ortaya atılıyor. Hatta bunların arasında Devlet Şah'ın tezkiresinden alıyoruz bu bilgiyi de. İranlı şair Devlet Şah'ın tezkiresinden.
işte hatta Sultan oğlu Alaaddin'in dahi olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklarda öldürenler arasında olduğu da söyleniyor bazı kaynaklarda. Ama bazı kaynaklarda Şems'in gittiğini ve bir daha geri dönmediğini ifade ediyor. Fakat Şems'in gitmesiyle Mevlana işte bize o verimlilik dediğimiz mesnevi eserlerinin birçoğunu Şems'ten sonra Mevlana kaleme almıştır ya da aldırmıştır. Dolayısıyla yine münzevi bir hayat yaşamaya başlıyor ama artık Mevlana Şems'e değil, Şems'i de yaratan Allah'a karşı bir yöneliş söz konusu. Yani tasavvufta mecazi aşktan hakiki aşka yükselme söz konusu. Şems oluyor. Basamak oluyor. Basamak olarak düşünülüyor şeyde. Beşeri aşk daima tasavvufta basamak olarak düşünülür. Neye basamak olarak düşünülür? İlahi aşka yükselmenin bir basamağı olarak düşünülür. Dolayısıyla Şems'in Şam'da olduğu söylenir. Mevlana bazı kaynaklara göre 4 kere Şam'a gidiyor. Hatta bir keresinde gidiyor. Orada yaklaşık 3 yıl kalıyor Şam'da. Yani bulma umuduyla. Devlet büyüklerinin yazdığı mektuplarla, biraz da ısrarlı mektuplarla tekrar Konya'ya geliyor Mevlana. Bir sohbetinde yine birisi Mevlana'ya ben Şems'i gördüm Şam'da diyor. Mevlana da bu müjdeli haber karşısında o kişiye hırkasını hediye ediyor. Mevlana'nın müritleri efendim bu adamın yalan söylediği apaçık bir şekilde ortada. Neden hırkanızı buna verdiniz? O yalan diyor, onun yalan olduğunu biliyordum. Ama o yalan o kadar hoşuma gitti ki diyor. O kadar hoşuma gitti ki o yalan. O kadar ki Şems'i özlüyor yani. O kadar yani. Ki özlemiş, o kadar ki bir hasret içerisinde. Yani adeta dediğim gibi yani bu kadar ürünün tezahürü de Şems'e olan sevgisidir. Dolayısıyla ki Mesnevi'yi manevi diye ifade ederler, Mesnevi'yi şerif diye ifade ederler. Mevlevilikte bilhassa. Mesnevi'nin yeri çok önemlidir. Az önce hocamızın da belirttiği gibi ilk beyti, ilk 18 beyti Mevlana kendi eliyle yazmıştır. Kalan kısmını da müridi diyelim, halifesi diyelim Hüsamettin Çelebi'ye yazdırılmıştır. Ama tabii sözler Mevlana'ya aittir. Yani Mevlana'nın yazdığı kısımlarda hep neyden bahsedilmiş? İlk 18 beytte neyden bahsedilmiştir? Kendisi de ilk 18 beyti yazmıştır. Yazmıştır, kendisi kaleme almıştır. Bişnev in meyçun hikayet mi konet, ez cüdayi ha şikayet mi konet, ki ez neyistan ta mera bebaridend, ez nefirem merduzen nalidend, sine ha hem şarka şarka ez firak, Habegoyem şerh ederdi iştiyak. Burada hocamızın da bahsettiği gibi neyin kamışlıktan ayrılışı ve kamışlığa duyduğu özlem ve bu özlemin neticesinde bağrından çıkan yanık sesin sürekli kadın erkek demeden herkesi ağlattığı şeklindeki ifadesi var. Cumali Hocam burada o zaman sözünüzü böldüm. Evet. Fatih Hocam o zaman bize bir ney çalsın, siz de bize bir şiir daha okuyun. Evet, küçük bir ekleme yaptıktan hocam. Sonra hocamıza söz hakkını verelim. Burada Kur'an-ı Kerim'le ilişkisini göz önünde bulundurmak istiyorum. Bişnev ifadesi Mesnevi'nin ilk kelimesidir. Bişnev, Farsça'da dinle demektir. Beşeni'den, mastarından Bişnev, muzarisi, dinle demektir. Buradaki dinlede dikkatimizi çeken şey Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetini hatırlar mısınız hocam? İkra. İkra. Oku. Oku. Aslında burada bir biz buna edebiyatta telmih sanatı diyoruz. Dolayısıyla burada bir benzerlik, paralellik kurmak için bu ilk kelime bile Mevlana'nın hangi çabayla, hangi amaçla bu işe başladığının bir göstergesidir. Bişnev. Çünkü Mevlana'da gerçekten Mesnevisinde dinlenilmesi gereken birçok şey barındırmaktadır. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Birlikte mi? Yok. Ben o zaman ben seslendim bir parça daha sonraki. Tamam evet. Hocam. Cumali Hocam. Ben. Thank you.
Fatih Hocam, ağzınıza sağlık, nefesinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Cumali Hocam, Mevlana Mesnevisi'nde çocuğun ilk öğretmeninin annesi olduğunu söyler. Evet. Ve Mesnevi'de şöyle bir cümle geçer. Mevlana çocukların henüz bebek olduğu dönemlerde annelerinin sözleriyle kulaklarının dolduğunu ve büyüyünce de bu söz ve üslupla konuştuğunu belirtir. Mevlana burada annelerin çocukları üzerindeki etkisini önemli vurgulama yapıyor burada. Mevlana annelere büyük bir sorumluluk düştüğünü ve annelere hiçbir şeyden anlamaz görünen çocuklara olumlu bir üslupla yaklaşılması gerektiğini söyler. Özellikle buradan tüm anne ve babalara seslenmek istiyorum. Küçük yaşta hiçbir şeyden anlamaz dediğimiz çocuklarımıza aslında biz ne şekilde, nasıl bir üslupla yaklaşırsak sonraki hayatlarında bunların etkilerini ve bunları birebir yaşamlarında sürdürdüklerini dile getiriyor Mevlana Mesnevisinde. Hatta Mesnevi'de şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki anne küçük çocuğa geber cümlesini kullanınca Mevlana burada yine annelerimizi kayırıp çocuklara burada annelerin içinizdeki kötü huyların gebermesi için bunu söylediğini dile getirir. Aslında burada annelerimize ne yapıyor? Pozitif ayrımcılık yapıyor. Burada şunu anlatmak istiyor Mevlana. Kesinlikle çocuklarımıza küçük yaşta davranış kazandırmak için kötü sözlerle değil, güzel davranışlarla, güzel sözlerle yaklaşılması gerektiğini söylüyor. Mevlana'nın eğitime bakışı hem çocukluk döneminde, hem okul döneminde, hem gençlik döneminde nasıl bir yaklaşımı var? Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Evet, teşekkür ederim Ramazan Hocam. Özellikle bu konuda Mevlana'yı takip etmek gerekir. Bu anlamda Mevlana'nın bir sosyolog olduğunu söyledik, bir eğitimci olduğunu, bir öğretmen olduğunu söyledik. Tabii bahsettiğiniz ifade anne çocuğa ceza verebilir ama merhametinden dolayı bu cezayı kısıtlayacağım diye şeklinde ifadesi var Mevlana'nın. Oradaki geber sözü de bahsettiğiniz gibi Mevlana'nın hani çocuğun gebermesi değil de çocukta bulunan kötü huyların yok olması adına söylenmiş bir ifade olduğu için çocukların buna alınmaması gerekir, buna üzülmemesi gerekir. Şimdi burada çocuk 7 yaşına kadar veya 6 yaşına kadar veya 3 yaşına, 4 yaşına kadar kimi çocuklara göre, aile yapısına göre, kültüre göre farklılık gösterse de annesinin eteğinin dibinden ayrılmıyor. Ve dolayısıyla bu dönemde ki bizim atalarımızın da ifade ettiği gibi ağaç yaşken eğilir ifadesini de göz önünde bulundurursak bu dönemde çocuk çok şey kazanır aslında. Yani bu bir temel dönemidir. Eğitimin temelinin atıldığı dönemdir. Burada özellikle hani şunu belirtmek gerekirse Ramazan Hocam burada ilgili şöyle bir cümle var Cumali Hocam. Annelerinin sözleriyle küçük yaşta kulaklarının dolduğu ve büyüyünce de bu söz ve üslupla konuştuğunu belirtir. Evet. Çok önemli bir ifade. Evet. Ya zaten şimdi bizler de bu camianın birer ferdi olarak öğrencilerimiz de bunu açık bir şekilde görmekteyiz. Küçük bir anekdot anlatmak istiyorum bununla ilgili. Öğrencinin annesi geldi. Hocam adeta yalvararak hocam benim çocuk beni dinlemiyor. Yine sizi dinliyor işte ben anlatamıyorum. Okula gelmiyor, kaçıyor, devamsızlık yapıyor, derste bir hiç ilgilenmiyor şeklinde ifadeler kullanıyor. Ben öncelikle rica ettim hani üslubunuz da böyle hani bu tarzı ortaya koymanız beni rencide ediyor. Çünkü siz benden büyüksünüz. Ben bu anlamda kendimi mahcup görüyorum bu durumda. Fakat çocuğunuza gelince öyle tahmin ediyorum ki çocuğun geçmişinde çok büyük sıkıntılar yaşanmış. Ve siz bu çocuğa bugün eğer herhangi bir şey anlatamıyorsanız geçmişte çok aşırı serbest bıraktığınızdandır. Evet hocam dedi. Küçükken bir hastalık geçirdi ve biz ondan sonra bir dediğini iki etmedik dedi. Şimdi de hiçbir şekilde bizi dinlemiyor dedi. Ben de şu ifadeyi kullandım dedim. Anneciğim kusura bakma da ben tabii ki elimden geleni yapacağım ama ben haftada sadece 2 saat bu öğrencinin dersine girebiliyorum. Fakat bu çocuk 7 yaşına kadar senin eteğinin dibinden ayrılmadı. Senin buna daha çok şey vermen lazımdı. Ben şimdi ne yapabilirim ki ya da ne kadar katkı sağlayabilirim ki dedim.
Ve dolayısıyla burada işte Mevlana'yı destekler nitelikte bir örnek görmekteyiz. Özellikle de günümüzde Cumali Hocam, şu anda da pandemi süreci var. Çocuklar dışarıda çıkamıyorlar. Anneler şunu yapmasınlar. Hani gerçekten akşama kadar çocuklara bakmak çok zor. Buradan da bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Evet, gerçekten evet. Annelik kutsal bir vazife. Ama şu televizyonun karşısına geçip işte tamam rahatlamak için aslında çocuklarımızı televizyonun karşısına geçmesini istiyoruz. Ya rahatlamak için telefonları eline veriyoruz. Aslında 2-3 saat dinlenebilmek için. İşte günümüzün en büyük problemi bu Ramazan Hocam. Yani anne dinlenmek için, baba dinlenmek için veya işte ilgilendiği şeye engel olmaması için çocukların eline tabletleri, telefonları tutuşturarak veya hemen çizgi film açarak veya ilgisini çekecek bir videoya yönlendirmeler. Aslında bu çok büyük bir yanlıştır. Çocuklara ilgi bu yaşta zaten 6-7 yaşına kadar çocuklara ilgi çok önemlidir. Hani bu anlamda biz bunun da faydasını gördük. Buradan bahsettiğiniz gibi bütün annelere teşekkür ettiğimiz gibi ellerinden öptüğümüz gibi özellikle anneme ve babama burada selamlarımı iletiyorum. Onların bu anlamda bize çok büyük katkıları söz konusu oldu. Aynı katkıların devam etmesi için yine eşime de çok teşekkür ediyorum. Aynı şeyleri çocuğuma uygulaması için, çocuğumun üzerinde titizlikle durması için ve bu da bu anlamda elinden geldiği için çok teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten çocuğun yetişmesinde 7 yaşına kadar annenin rolü çok büyüktür. Mevlana zaten şunu ifade ediyor. Babanın rolü okula başladıktan sonra diyor. Babanın rolü okula başladıktan sonra. Çünkü ki tabii dönemin şartlarını da göz önünde bulundurduğumuz zaman o dönemde babalar daha çok dışarılarda, tarlalarda çalıştıkları için, evlerde fazla vakit geçiremedikleri için o şekilde ifade ediliyor. Annenin rolü 7 yaşına kadar büyük çaptaki rolü. Evet, evet. Babanın rolü okul yaşında. Evet, okul yaşında. Peki okul yaşı geldiğinde babanın rolü nasıl bir rolü var? Babanın en büyük rolü çocuğun takibini sağlamaktır. Mevlana böyle diyor. Yani okula devam etmesi, derslerine devam etmesini sağlamaktır. Yani okula gitmesini sağlamaktır. Okula devam etmesini sağlamaktır. Şöyle bir ifade de sanki vardı Cumali Hocam. Evet. Sizler daha iyi bilirsiniz. Mesnevi'de çocuklara hani eğer okula gitmek istemiyorlarsa gerekirse para vererek okulu sevmeleri istenmiş Mevlana'nın Mesnevi'sinde. O noktaya gelecektim Ramazan Hocam. O noktaya geleceğim. Zamanımız çok yok ondan dolayı. Evet hocam. Yani babanın bu devamı sağlaması ve gerektiğinde bahsettiğin gibi parayla ve benzeri ödüllerle çocuğu okula göndermek. Çünkü şunu söylüyor Cumali Hocam. Diyor ki çocuk o yaşta aldığı ilmin, aldığı bilginin farkında ne kadar kıymetli olduğunu bilemeyecektir. Evet. Ama ilerleyen sonradan zamanlarda fark ettiği zaman zaten kendisi, sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Kendisi zaten ne yapacaktır? Gidecektir tabii ki. Devam o bilgileri günlük hayatta kullandığı zaman babanın herhangi bir telkinde ya da ödülde bulunmasına gerek yok. Çocuk o bilgileri günlük hayatında kullanabilecek yaşa geldiği zaman kendisi okuluna ilan edecek. Yani babalara da buradan şunu söylemek istiyorsunuz. Kesinlikle çocuklarınıza güvenin ama denetimi de elden bırakmayın diyorsunuz. Güvenin, güvendiğinizi hissettirin. İhtiyaçlarını karşılayın ama kesinlikle denetimi elden bırakmayın. Okula düzenli gidip gitmediklerini, ders konusunda okuldaki davranış noktasında neler yaptıklarını takip etmelerini istiyorsunuz. Peki çocuğun okul yaşındayken öğretmenin etkisi nedir? Evet, Mevlana bu konu üzerinde de duruyor. Öğretmeni tabii çocuğa çok aşırı derecede baskı yapmamalı. Aşırı baskı cezalandırmalı. Mevlana ceza konusunda Mevlana günümüzde biraz daha farklı bir tutum içerisinde. Öğrencinin gerektiğinde cezalandırılması taraftarıdır Mevlana. Bu da zaten öğrencinin iyiliği içindir. Yani bir düşünelim yani birçok insan hata yapmamasının sebebi, suç işlememesinin sebebi ne? Cezaya uğramaması için bunları yapmıyor. Dolayısıyla öğrencinin okula düzenli bir şekilde gitmesi, ödevlerini yapması için de bu cezanın olması gerekir. Hatta şöyle bir durum söz konusu. Mevlana'nın Mesnevisinde geçen küçük bir hikayenin bir kısmını anlatacağım. Bir kısmını da daha sonra anlatacağım. Cumali Hocam zamanımız 3-4 kısa, dakika zamanımız var. Kısa değineceğim hocam. Çocuklara çok baskı yapan, çok fazla ödev veren ve okul her fırsatta mutlaka okula gelen bir öğretmenden rahatsız olan çocuklar öğretmeninin en azından okula gelmemesi için ne yapabiliriz düşüncesiyle sınıftaki mevcudun hepsi tek tek sınıfa geldiklerinde öğretmeni hasta olduğunu, yüzünün sarardığını, renginin solduğunu söylersek öğretmen herhalde hastalanır şeklinde ne yapıyorlar? Öğretmenle bu şekilde bir tavır içerisinde bulunuyorlar ve öğretmen evde yatıyor, hastalanıp yatıyor.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu Mesnevi'de Ramazan hocam anlatılacak o kadar çok şey var ki, o kadar çok hikaye var ki. Mali hocam biz anlatmadan ziyade 3-4 dakika zamanımız var. Son olarak sizden bir şiir dinleyelim. Evet. Bu şekilde programımızı tabii kapatalım. Tabii Fatih hocam da neyle eşlik tabii ederse neden olmasın. Evet hocam. La tahzen, üzülme. İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Rahman, ben kırık kalplerdeyim buyurmadı mı? O halde ne diye üzülürsün ey can? Gündüz gibi işiyip durmak istiyorsan, gece gibi karanlık olan nefsini yak. Derdim var diyorsun, dert insanı hakka götüren Burak'tır. Sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma, Yusuf'u hatırla. Dert neredeyse deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider. Soru neredeyse cevap oraya verilir. Gemi neredeyse su oradadır. Suyu ara, susuzluğu elde et de sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. La tahzen, üzülme. Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayanı anlatsan da ben sen anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur desen kimse inanmaz. Gönlünde zerre-i miskal şems olmayan yanmaz, yanamaz. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye üzülme. Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu. Unutma. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. La tahzen, üzülme. Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat alemi birdir. Bu alem bir rüyadır. Zanna kapılma ey can. Rüyada elin kesilse de korkma. Elin yerindedir. Dünya bir rüya ise başına gelen felaketler de geçicidir. Neden çok üzülürsün ki? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can. La tahzen, üzülme. Kainatın en uzak köşesi senin içinde ufak bir noktadır. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun, korkma. Yeter ki umudun Allah olsun. Herkes bir şeye güvenirken, senin güvencen de Allah olsun. Hiçbir günah Allah'ın yüce merhametinden büyük değildir. Ama sen yine de günah işlememeye bak. La tahzen, üzülme. Sevginin diğer bir adı da sabırdır. Açlığa sabredersin, adı oruç olur. Acıya sabredersin, adı metanet olur. İnsanlara sabredersin, adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin, adı dua olur. Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin,
adı aşk olur. Ne isterim ben Mevla'dan, onu isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanıdır. Allah'tan bir şey istersen kapı açılır. Sen yeter ki o kapıyı vurmasını bil. Ne zaman dersen bilmem ama açılmaz diye umutsuz olma. Yeter ki o kapıda durmayı bil. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Fatih Yoldaş hocama, Cumali Tekin hocama programımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Adıyaman'da eğitim programının bu akşam da sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum.